zaten. Ya görmedin diyorum sizin aptal bebeğinizi. Niye inanmıyorsunuz ya? Yastığımın altındaydı. Tamam, gidelim. Senden başka kimse girmiyor odamıza. Lütfen Özgen, benim için çok önemli o bebek. Bebeğin olmadan uyuyamıyor musun yoksa? Onun gibi bir şey. Bunun hesabını soracağım sana, görürsün. Pişman olacaksın. O pis bebeği balkondan aşağı attım. Rahatladın mı şimdi? Ne? Evde ne yapacağız? Eve gider gitmez bahçeye bakacağız. Umarım buluruz. Bulmak zorundayız. Hadi ben gidiyorum. İyi dersler. Görüşeceğiz. Bu kulüne nerede kaldı? Vakit giderek azalıyor. Bebek halimde bulamadık. Geldim işte Nana. İksiri de hazırladım. Hadi sen al bunu, bir an önce arkana içir. Tamam. Makbuş, şu bebeği lütfen bul. Ne diyorum ben? Neyse. Ben de buraya kadar gelmişken bir okula uğrayayım. Adamcağızın başındaki belayı halletmem gerek yani. Tamam Makbuş. Merhaba. Hay aksi. Ofisteyim demişti. Nerede acaba? Hemen Hakan'ı bulmalıyım. Aa, adam çay söylemiş, kendisi ortalarda yok. Bari ben içeyim de soğumasın. Ne garip bir tadı var bunun. Simge'nin diye çaylarından olmalı. Bu da ne? Nereye geldim ben böyle? Allah'ım, delirir miyim ben yoksa? Yok, bu gerçek olamaz. Gözümü yumacağım. Açtığım zaman yine ofisimde olacak, tamam. Aha! Bu da kim? Nereye kaçıyorum? Aç Volkan, aç. Yok. Hayır değil. Kapadım. Tamam. Ofisteyim tabii ki. Tamam, açıyorum. Açtım. Anneciğim, beni uzaylılar kaçırmış. Kimdi bu? Kim bu adam? Ne olur Makbuş, onu bulduğunu söyle. Maalesef çitlenmeyeyim. Bütün evi aradım. Yok. Bugün onu bulamazsak Nana bir daha asla insan olamayacak. Ağzından yel alsın evladım, bulacağız. O bez bebeği mutlaka bulacağız. Ya sen ne garip bir kızsın. Hem gitmekten bahsediyorsun, hem de bana özel bir çay yapmak için buraya kadar geliyorsun. Ne yapayım? Bütün gece benim yüzümden uyanık kaldın. Ben de yorgunluğunu alması için sana özel bir çay hazırladım. İyi gelecek. Ben nasıl geldim buraya? Burası neresi? Hakan, sen de mi buradasın? Abiciğim, burada ne işimiz var?
Sara, sen nasıl geldin buraya? Yoksa üçümüz beraber mi öldük? Hayır, hayır, sakin olun. Her şeyi anlatacağım. Öncelikle Volkan'cığım, sen yanlışlıkla geldin buraya. Senin de benim için bir şey yapman gerekiyor. Yani seninle hep kalmamı istiyorsan. Sen de benim için bir şey yapar mısın? Tabii yaparım. Ama burası neresi söyler misin? Oyuncaklar Dünyası. Oyuncaklar Dünyası mı? Ben dünyaya gelmeden önce burada yaşıyordum. Aslında ben bir oyuncağım. Oyuncak mısın? Nana sen neler diyorsun? Bütün bunlar bir şaka değil mi? Bizi kandırmak için oynadığın eğlenceli bir oyun. Hadi ama itiraf et artık. Evet Nana hadi ama. Buna bir son ver artık. Etrafınıza bir baksanıza. Bütün bunlar gerçek. Ya baksanıza, sadece sizlere oyun oynamak için böyle bir dünya kurmam mümkün mü sizce? Abi, sen Disneyland'ı görmüş müydün? Aha. Burası olabilir mi? Hı-hı. Yok. Nana bak, benim buraya yanlışlıkla geldiğimi söyledin, öyle değil mi? Hı-hı, maalesef. O halde beni geri gönder. Yani benim dünyada yapacağım daha çok şey var. Anlarsın ya sevgili meleğim. Abicim hep anca beraber kanca beraber demez miydin ya? Ama abicim bu sefer işler biraz başka. Siz Nana ile Mutlu Mesut burada takılın. Hı hı. Ama ben biraz daha yaşamak istiyorum. Üf Volkan lütfen heyecanlanma. Düşündüğün gibi değil. Hiçbirimiz ölmedik. Sadece oyuncaklar dünyasındayız. Merhaba. 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 Merhaba Nana. Merhaba arkadaşlar. Konseyneleri geri adım attılar. Ama yine de işin çok zor. Öyle değil mi Nana? Hem de nasıl? Yine de onlarla konuşma cesaretini gösterdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Nana teşekküre gerek yok. Hepimiz senin dileğinin gerçekleşmesini istiyoruz. Canım benim. Volkan hatırladın mı? Bu kadın Nana'nın akrabası. Neden böyle giyinmiş sence? O da mı burada yaşıyor? Ne bileyim abiciğim. Tuhaf bir kabusun içindeyiz. İdare et işte. İkimiz de aynı rüyayı görüyor olabilir miyiz? Nanacığım. Kulina. Demek gelebildiniz. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Evet ama önce Hakan'ı ikna etmem gerekiyor. Hadi gelin. Yukarıya odama çıkalım. Misafirlerimiz de ayakta kalmasınlar değil mi? Şimdi anladım. Nana bizi akrabasının şatosuna getirdi. Amma zengin kadın değil mi? Muhteşem bir yer. Şşt, buraya taşınsam Merve bir şey der mi acaba? Şaka yaptım abicim ya. Hadi yürü gidelim. Ya tüm bunlar tam bir saçmalık. Bana inanmak zorundasın Hakan. Bütün anlattıklarımız doğru. Ben burada yaşayan bir oyuncaktım. Ve günün birinde insan olmayı diledim. Eskiden Makbuş'un bez bebeği olduğum için dünyaya onun yanına geldim. İyi ki de onun yanına gelmek istemişim. Böylece çocuklarımı seni tanıdım. Yani büyük sırrın buydu öyle mi? Hı hı. Peki çocuklar bunu biliyorlar mı? Hı hı. Peki Makbuş Sultan? Hı hı. Şu işe bak bir tek ben bilmiyormuşum. Öyle olması gerekiyordu. Sırrımı 3 kişiden fazlası bilirse dileğim gerçekleşmeyecekti. O zaman dünyada sonsuza kadar bir bez bebek olarak yaşamam gerekecekti. Ama şimdi biz de öğrendik he? Bunun bir önemi yok. Çünkü 3 kişi kuralı bozuldu bile. Simge benim sırrımı öğrendi. Böylece artık insan olma şansım kalmadı. Ancak Yüce Konsey ona bir şans daha verdi. Tekrar bu şansı kazanabilmem için senin yardımına ihtiyacım var. Ben ne yapabilirim ki? Bak delikanlı, Nana'nın insan olma şansını yeniden yakalayabilmesi için senin zorlu bir yolculuktan geçip Mavi Orman'ın sonundaki mağaraya ulaşıp oradan Kırmızı Dağ'a gitmen gerekiyor. Bu dağa açılan kapının anahtarı mağaradaki taş aslanın gözünde. Oraya gidip dev ağacın en tepesinde yetişen kırmızı çiçeği bana getirmen gerekiyor. İyi Hakan, hiç değilse yedi başlı ejderhayla savaşmak zorunda değilsin. İyi ama neden ben? Çünkü bu çiçeği kalbinde gerçek aşkı duyan bir ölümlünün getirmesi gerekiyor. Çünkü Kulina'nın yapacağı iksir ancak öyle işe yarayacak. Bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Mavi Orman, Kırmızı Dağ, Taş Aslan, Dev Ağaçlar. Abicim anlasana ya. Nana ve zengin akrabası bizimle eğleniyor. Ama buraya kadar ben gidiyorum.
Anlattıklarımızın hepsi doğru Hakan. Hakan, lütfen. Tek şansım bu. Benim için bunu yap ve bana güven lütfen. Benim için çok değerlisin. Tabii ki seni kaybetmemek için ne gerekiyorsa yaparım Nana. Hiçbir şey yapamayacaksın sarı çocuk. Buna izin vermeyeceğim. Ben de geleyim abicim. Bakarsın bir yardımım dokunur. Şimdi biraz dinlenin. Nana, sen misafirlerimize yolu göster. Ben de gidip yol haritasını çıkartayım. Sonra da hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsınız. Ay, hala sersem. Ama bu sefer bana deli muamelesi yapmalarına izin vermeyeceğim. Nana bir oyuncak, insan falan değil. Ben sana inanıyorum anneciğim. Artık ondan kurtulacağım. Demek onu camdan aşağı attın ha? Evet. Ama sonra bahçede aradım bulamadım. Çöp atıp ondan tamamen kurtulacaktım. Önce seni yaşardım belki. Nereye kayboldu acaba? Bilemiyorum. Belki de birisi almıştır. Güzel kızım bak sen de gözünü dört aç. O bacaksızlar bebeği bulmak için her şeyi yapacaklardır. Onları adım adım takip edeceksin. Sen hiç merak etme anneciğim. Görelim bakalım. Bu sefer nananızı kurtarabilecek misiniz bacaksızlar? Hakan, nana neredeler? Dışarıda bir işleri varmış. Bana bak yaşlı bunak. Boşuna yalan söyleyip durma. Neler çevirdiğinizi biliyorum. Nana'nın ne tür bir mahluk olduğunu da biliyorum. Neler diyorsun kızım? Bir şey anlamadım. Yakında huzur evini boylayınca çok iyi anlayacaksın ne demek istediğimi. Siz de yakında gününüzü göreceksiniz. Nana insan olmayı beceremeyecek. Ne yaparsa yapsın onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Duydunuz mu beni? Nana aklınca bir şeyler çevirmek için Hakan'ı kaçırdı. Gözlerimle gördüm ama bu hiçbir işe yaramayacak. Sen iyi misin simgeciciş? Çok yakında anlayacaksınız. İyi miyim, değil miyim? Burada yemek yemiyorsunuz siz öyle mi? Yemiyoruz çünkü biz oyuncağız. Ya benim de küçükken bir trenim vardı. Acaba buralarda mıdır? Tabii canım. Olabilir. Ama arabalar, trenler filan güney bölgesindeler. Evet, istersen bir yere bakabiliriz. Tamam. Çok iyi olur. Tamam. Çok değişiksin sen ya. Şu hale bak. Nasıl da alıştı buraya. Olanlara hala inanamıyorum. Ne garip bir yer burası. Ben de dünyaya alışmak için zorlanmıştım. Ben de bilgim. Ne oldu? Aa öyle mi? Yani yaşadıklarım benim için o kadar garip ki. Yani. Peki benimle ilgili düşüncelerin değişti mi? İşin tuhafı hayır. Hala benim için çok değerlisin. Ben de kırmızı başlıklı. Hayatımda sen olmazsan ben ne yaparım bilmiyorum. Ay nerede kaldı bu sıttık? Merak etmeye başladım artık. Gece oldu ayol. Ay bir daha arasana kızım şunu. Kapsama alanı dışında işte. Hakan'a da ulaşamıyorum. Ay yoksa bunların başına bir şey mi geldi? Anne pes ya. O nasıl söz öyle? Bak kalbin başladı yine öyle pır 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 diye atmaya. Aman, aman aman hemen başlamasın. Bir de seninle uğraşamam. Eh Volkan, gelince ben sana bunun hesabını sormaz mı? Aa, belki de eve gitmiştir. Oo, saat de kaç oldu? Hadi gel biz de eve gidelim artık, hadi. Başka çare yok galiba. Hadi yürü. Ah Volkan, ah. Nana! Ah, Nana! Ya, dur! Nana! Sakin ol Nana! Nana! Ah Nana! İyi misin? Evet, şimdi iyiyim. Peki neden bu böyle oldu? Birisi bez bebeği sallayıp sarsmış olmalı. Tabii ya, çocuklar daha bulamamış demek ki. Umarım en kısa zamanda bulurlar. Yoksa bütün çabalarımız boşa gidecek. Bilmece gibi konuşuyorsunuz. Neyse, biz işimize bakalım. Harita burada. Hı. Şimdi yapacağınız yolculuğu harita üzerinde gözden geçirelim. Siz yola çıktığınızda bu kum saati çalışmaya başlayacak. Bu özel bir kum saati. Buradaki zamanı gösteriyor.
Periler Konseyi'nin verdiği süre bu kumların tamamının akmasıyla sona erecek. Gorfo, kurşun asker, Mavi Orman'a kadar onlara eşlik eder misiniz? Hayır. Ya Kulina, ben Mavi Orman'dan çok korkuyorum ama gitmeyeyim ne olur. Gorfo. Ne zaman kahramanlık gerektiren bir iş olsa hemen akla ben geliyorum zaten. Hadi iyi yolculuklar. Kalbimiz sizinle. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Nana sana emanet. Tamam, hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Umarım her şey yolunda gider. Hadi sevgili oyuncaklarım, hadi. Bakalım bu yolculuk düşündüğünüz kadar kolay olacak mı? Sarı kafa, peşindeyim ona göre. Seni var ya seni, seni var ya seni. Kesme bile yapar, ne eder bulur. Nasıl boğulacak acaba? Ne konuşuyorsunuz bakalım? Sana ne? Hem her şeyi neden maydanoz oluyorsun? Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Ama boşuna uğraşıyorsunuz. O aptal bebeği bulamayacaksınız. Emre çok haklı. Bu kız tam bir gıcık. Ama geldi. Öyle geldi işte. Aa çocuklar, ben bunları Özge için aldım. Hayret. Şaka gibi beni kandırıyorsun öyle değil mi? Yo, gerçekten senin için aldım. Bana bu rüşveti vererek bebeği vermemi istemeyeceksin herhalde. Hamburgerleri istiyor musun yoksa biz yiyelim mi? Ver şunu. Madem benim için aldın, seve seve yerim tabii. Bu yaptığınız çok tehlikeli. Şimdi birisi görürse başımız belaya girecek. Niye bu kadar taktınız kafaya bu bebeği? Çünkü o bebeği çok seviyorum. Uf ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şey. O kimin dolabı? Şey, bir arkadaşımızın dolabı da. Bir şeyimiz kayboldu. Acaba burada mıdır diye bakıyorduk. Evet. Benden izinsiz dolabımı nasıl karıştırırsın? Ders notlarımı mı çalacaktın yoksa? Ben... Derste dalga geçersen tabii not tutamazsın. Sonra da benimkileri çalmaya yeltenirsin. Emre! Öğretmenim... Böyle bir şey asla bağışlayamam. Şuraya geçip tek ayak üzerinde duracaksın. Neden? Ceza olarak. Ne saçma bir ceza. Efendim, bir şey mi dedin? Yo. Ders aralarında dışarı çıkmak ne yok sana? Gidip gelip denetleyeceğim ona göre. Bütün harçlığım da hamburgerlere gitti. Emre, tek ayak üzerinde durmasana artık. Dışarı çıkamazsan Bekme Bey'i nasıl bulacağız? Allah'ım, onu bulduk, of ya! Ayy. Şu işe bak. Bir çizgi karakterle aynı maceranın içindeyim. Ne olmuş? Beğenemedin mi? Yok canım, onu demek istemedim. Ben böyle şeylere pek alışık değilim de. Aslında... Böyle tehlikeli bir şey senden istememem gerekirdi, biliyorum. İnan başka çarem yoktu. Elbette sana yardım edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Hadi hadi çabuk çabuk. Ay. Nana. Benim kafama takılan... Bunca zamandır beni kandırmış olman. Ne yapabilirim? İnsan olabilmek için bile mecburdum. Seni tanıdıktan sonra kim olduğunu kafama takmazdım, biliyor musun? Ne yani? Her gece tam 12'de bez bebeğe dönüşen birini ister miydin?
Aa, aklıma geldi. Sizin buralarda askerlik zorunlu mu? Nasıl yani? Yani askerlik kaç ay sürüyor? Ben kendimi bildim bileli hep kurşun askerim. Bir de 15 ay yapıyoruz diye söyleniyoruz. Hep de asker kalacağım. Unuttun mu? Bizler oynayacağız. Doğru ya. Bu arada askerlik demişken, bizim askerde bir takım komutanımız vardı. Kurşun. Acayip sert bir adamdı vallahi. Eğitimde yani hepimizin canını çıkarırdı. Adam böyle sert, böyle buraları kıllı. Hazır ol dediği zaman böyle. O ne ya? Nereden çıktı bu da? Ya Volkan nereye kayboldu? Askerlik anılarını anlatıyordu. Biz de kaçtık. Askerlik anılarını mı? İmdat! Oradayım, yardım edin imdat! Kurtar! Ay, imdat diyor, gidelim. İmdat, kurtarın beni! İmdat! İmdat! Dur! Ay, ne olmuş? Zehirli yeşil ağaç onu yakalamış. Hadi yardım edelim ona. Kurtarın beni. Ne olur kurtarın. Sırtım. Kahretsin, bu ağaç beni nasıl da soluksuz bıraktı. İyi misin Volkan? Ne bileyim abi. Yani çok korktum ya. Bu ağaç beni yiyordu ya. Volkan. Sen yemyeşil olmuşsun oğlum. Ne? Yemyeşil mi? Bu ağaç çok tehlikeli, biliyor musunuz? Mavi ormandaki kuşları ve hayvanları yediğini duymuştum. Demek insanlar da ilgisini çekiyormuş. Ayrıca bir tür zehir salgılıyormuş. Bu yeşil renk de ondan olmalı. E peki şimdi ne yapacağız? Onu hemen kulübeye yetiştirmeliyiz. O tedavi eder. Götürelim o zaman. Olmaz. Onu götürürsek kırmızı çiçeğe zamanında ulaşamayız. Tamam, aklıma bir şey geldi. Siz yolunuza devam edin. Ya biz? Orfo, sen de bilgini haber ver gelsin. Kulübeye götürelim. Demek bu heyecanlı yolculuktan mahrum kalacağız. Hadi söyleme de git çabuk. Yok, daha neler. Yalnız başıma mı? Aa, tartışmayın artık. Hadi Orfo lütfen. Tamam tamam, gidiyoruz. Siz de çok dikkatli olun. Suyuna bu çifte kumruları nasıl karşılayacak? İşte şimdi yandık. Zaten bebeği bulamıyoruz. Bir de bu ceza meselesi çıktı başımıza. Kaybolmuş işte. Bazen oyuncaklar kaybolur. Boş ver, unut gitsin. Hayır Gamze. Ne olursa olsun o bebeği bulmalıyız. Hem de hemen. Yağmur o bebeği çok seviyor da olmadan uyuyamıyor. Çocuk işte, anlarsın ya artık. Ne yapacaksın, çocuklar böyle. Şimdiki planımız ne? Of, bilmiyorum, siz teneffüse çıkın. Ben bir şeyler düşüneceğim. Ben de seninle kalıyorum. Gamze gel o zaman, biz de kantine inelim. Peki. Zamanımız giderek azalıyor. Ne yapacağız? Tabii ya, bunu daha önce neden düşünemedik? Kulüneyi çağıralım. O bize yardım etsin. Kapat. Tamam. Kulina! Kulina! Çağırıyor. Ne oldu acaba? Kulina! Kulina! Hadi! Kulina! Kulina! Geldim. Geldim. Ne oldu çocuklar? Ne oldu Emre? Bez bebeği bir türlü bulamıyoruz. Özge onu bir yere fırlatıp attı. Belki de sakladı. Her yeri aradık ama yok. Yeni müdür yardımcısı Nadir öğretmen de Emre'ye ceza verdi. Teneffüsleri çıkamıyor. Kulina, zamanımız azaldı ve onu bir an önce bulmalıyız, öyle değil mi? Bir dakika, ben müdürle bir konuşayım da hiç olmazsa ceza meselesini halledelim. Tamam mı çocuklar? Bebeği arayabilmemiz için cezamı kesin kaldırtmalısın Kulina. Tamam, halledeceğim. Hadi, hadi merak etmeyin.
Yaşasın. Kulina. Emre, cezanı ertelemeyi başardım. Tamam. Yalnız şimdi benim hemen gitmem gerekiyor. Ne yapıp edip o bebeği mutlaka bulun. Bu çok ama çok önemli. Merak etme Kulina, elimizden geleni yapacağız. Tamam, ben gittim. Görüşürüz. Çocuklar. Aa, Kulina Hanım. Gördüğümü siz de gördünüz mü? Ne öğretmenim? Yani Kulina Hanım burada değil miydi? Yoo, çoktan gitti. Ama şimdi sanki gözümün önünde gibiydi. Siz hayal gördünüz herhalde. Kes! O fenalık istemez çocuk. Allah Allah. Çok mu yoruldum acaba? Az kalsın Kulina'ya konuyordum. Hadi gidelim artık, bir şeyler yapmalıyız. Evet. Bu şey sinirlerimi çok bozuyor. Ne söylenip duruyorsun çenebaz? Şu kum saatindeki kumlar ne kadar hızlı akıyor baksana. Umarım zamanında bu işi başarırlar. Yavaş canım yavaş. Sarsmayın. Sarsmayın. Ne oldu buna böyle? Yemyeşil olmuş. Mavi ormandaki zehirli ağaç onu hapsetti. Zor kurtardık. Bir bu eksikti başımıza yani. Benim aklıma gidip Özge'yi dövmekten başka bir şey gelmiyor. Emre. Tamam canım, herhalde dövecek halim yok. Of, kayıp bir şey nasıl bulunur? Tabii ki arayarak. İnsanlara sorarak. Buldum. Yağmur, bebeğinin bir fotoğrafı var mı? Evet, çantamda kucağımda çekilmiş bir fotoğrafı var. Ne yapacaksın? Fotokopiyle çoğaltıp her yere asalım. Süper. Belki bebeği gören, bulan birileri olur. Harika bir fikir Gamze. Hemen getiriyorum. Koş 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 koş. Gıcık nasıl da sırıtıyor. Sulina. Sevgili Sulina. Neredesin? Bak ben geldim. Sulina. Sulina. Sevgili Sulina. Ben geldim bak, Joker geldi. Ne istiyorsun yine? Ha? Yine mi sen? Tırstım ya. Niye bağırıyorsun? Ben buraya sana güzel haberler vermek için geldim. Böyle mi karşılanıyorum yani? Tamam, uzatma. Söyle bakalım ne söyleyeceksin? Az sonra iki misafirin olacak. Ya, kimler? Nana'yı hatırlarsın. Şu Kulina'nın insan olmak isteyen manevi kızı. Öbürü de dünyadan bir ölümle. Bu ne cesaret? Öyle ellerini kollarını sallayarak buradan geçeceklerini zannediyorlar ha? Ben de söyledim, uyardım ama beni dinlemediler. Sulina da kimmiş? Biz ne Sulinalar gördük dediler. Ya, bak sen şu densizlere. Ama asıl önemlisi Kulina onlara bir görev verdi. Kırmızı Dağ'daki ağacın tepesinde yetişen çiçeği Kulina'ya götürmek için yola çıktılar. Ne yapacakmış o çiçeği? Bir iksir hazırlayıp senden daha güçlü olmayı planlıyor. Sonra da Mavi Orman'ı ele geçirecekmiş. Ya, demek öyle. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Anladın mı? Ben anladım. Onlar anlamadı. Ne oldu kurşun asker? Durumu daha da kötüleşti Kulina. Baksana, suratı koyu yeşil oldu iyice. Onu hemen iyileştirecek bir iksir yapmalıyım. Siz burada başında bekleyin, tamam mı? Hiçbir yere ayrılmayın. Tamam, tamam. Bilmem. Bir şey yarayacak mı? Deneyeceğiz. Nasıl aldı? Çok güzel. Bu ilanları hem okulun hem de evin çevresindeki her yere asmalıyız. Benim olur. Böylece bebeği çabucak buluruz. Hadi o zaman. Ne yani? Şimdi mi asacağız? Ama daha okul bitmedi. Bunları hemen asmamız gerek. Hadi Yağmur. Emre, baban okulu astığınızı duyunca çok kızacak.
Bu çok önemli Gamze. Yağmur kalabalık olmadan uyuyamıyor da. Buradan kaçmak dünyada en son yapacağım şey. Bu çok ama çok kötü. Ama o bebek benim için gerçekten çok özel. Emre'nin dediği gibi o bebek olmadan asla uyuyamıyorum. Hadi Yağmur. Durun bir dakika, ben de geliyorum. Ailemizle ve okulumuzla başımız kesin derde girecek. Sen de mi geliyorsun? Biz bir ikimiz öyle değil mi? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hadi. Küçük. Şaka gibi. Hala o aptal Bezdeve'yi mi arıyorsunuz? Bulamayacaksınız, boşuna heveslenmeyin. Çekil şuradan. Bulamayacaksınız işte. Buradan kaçtığınızı öğretmenize söyleyeceğim. Versene bir tane daha. Şaka gibi. Bebeğinizin kaybolduğunu bari bir de polise haber verin. Haklısın, polise haber vermek lazım. Sandığın çaldığın için selam satmaları gerek tabii. Ne yapıyorsunuz bakayım burada çocuklar? İlan asıyoruz da. Öğretmenim, önüne gelen böyle ilanlar asabiliyor mu okula? Tabii ki hayır Özge. Öğretmenim, bebeğim kayboldu. Bu ilan onun için. Lütfen izin verin, lütfen. Tamam tamam. Hadi asın bakalım. Çabuk. Evladım. Efendim. Gülüne Hanım'ı görünce ona çok kırgın olduğumu söyler misin? Söylerim öğretmenim. Hadi. Hadi, hazır müdür gitmişken biz de görünmeden dışarı evet. Çıkalım. Evet, hadi. Hadi, hadi, hadi. Nereye? Sana ne? Sana bahsettiğim sürüne buralarda bir yerlerde yaşıyor. Şimdi çok sessiz olmalıyız. Gerçekten bu ormanda tek başına mı yaşıyor? Onun bu kadar yalnız olmasının sebebi Gülüne'ye duyduğu öfke ve kıskançlık. Zamanla her şeyden ve herkesten nefret edilmiş. Özellikle de davetsiz misafirlerden. Sulina, bizim seninle bir derdimiz yok. Kırmızı Dağ'a gidebilmek için buradan geçmek zorundaydık. Hemen gidiyoruz. Kırmızı Dağ'a gidip de ne yapacaksınız? Kırmızı çiçeği mi arayacaksınız yoksa? Aslında o çiçek benim için gerekli. Eğer o çiçeği zamanında bulamazsam dünyada sonsuza kadar bir bez bebek olarak kalacağım. Bu yalanlarını başkalarına anlat. Sen de kimsin? Ben O benim dünyada yanında yaşadığım insan. Yani çocuklarına bakıyorum. Pek de hoş bir adammış. Çok şanslısın Nana. Bakın Sulina Hanım. Durum sandığınızdan çok ciddi. Bir an önce yolumuza devam etmek zorundayız. Yoksa Nana için çok geç olacak. Onun için bu tehlikeli yolculuğa razı olduğuna göre ona çok değer veriyor olmalısın. Evet, Nana benim için çok önemli. Hadi Nana. Sulina. Buradan nasıl çıkacağız? Boşuna uğraşma, bu imkansız. Sulina, lütfen bizi bırak. Zamanımız çok azaldı. Lütfen. Bu benim son şansım. Bizi hemen buradan çıkarmazsan insan olamayacağım. Aman! Çok da umurumdaydı senin insan olman. İksiri hazırladın mı Kulina? Evet. Bu iksiri içince düzelecek ve burada yaşadığı hiçbir şey hatırlamayacak. Yalnız... Ne oldu? Zehirli ağacın etkisi bir müddet daha devam edecek. Ay dilerim de çabuk kessin Gorfo. Bir süre kendini kötü mü hissedecek? Hayır, sadece karakterinde bazı değişiklikler olacak. Ama şu an en doğru olan bu için dünyaya gitmesi. Sana güle güle. Nana ve Hakan ne yaptılar acaba?
bilmiyorum. Söylediğim gibi o benden çok güçlü. Ya peki oturup böyle bekleyecek miyiz? Buradan kurtulmanın bir yolu olmalı. İyi misin? İyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Ellerin yanmış. Aman ne kadar dokunaklı bir sahne. Gözlerim yaşardı. Çok yaş. Evet çiçim, benim. Neden bu kadar şaşırdın? Ha? Bu işi buraya kadar getirdikten sonra o ağaçtaki çiçeği alıp yeniden dünyaya dönmene, insan olmana izin verecek değilim herhalde. Yapma bunu Şoker. Lütfen. Hem benim insan olmamı engellemekle senin hiçbir şey geçmeyecek. Kulina ve Yüce Konsey senin insan olmana asla izin vermeyecekler. Nedenmiş? Senden ne eksiğim var? Pekala ben de insan olabilirim. Şoker lütfen. İlk defa hayatında doğru bir şey yap. Kulina'ya haber ver lütfen. Şimdi iyice saçmaladın anacık. Sulina'ya sizin geleceğinizi söyleyen ve bu tuzağı kuran benim. Şimdi size yardım mı edeceğim yani? Bak dışarı bir çıkarsam görürsün ona göre. Çok korktum. Sarı kafa seni. Nana, iyi olmak işe yaramıyor gördüğün gibi. Maalesef benim zekamla yarışamazsın. Sulina'ya o çiçeği, Kulina'yı daha güçlü yapabilmek için aradığınızı söyledim. Tabii bu da onu çok kızdırdı. Seni yalancı, sahtekar. Ya bu şaklaban da kim? Şoker. Başından beri benim dünyaya gelmemi ve insan olmamı istemiyor. Ne bakıyorsun öyle Hakan Bey? Ha? Nana'yı bir daha göremeyeceğin için çok mu kızgınsın ha? Bu işin bu kadar kolay olacağını ummazdım. Sersem Sürüle'yi yanıma alıp kandırmak da çok kolay oldu. Evet. Sersem'sin ya. Yakalandı. Sersem demedim Sulina. Şeker dedim şeker. Ucu ucu ucu. Sen yanlış anladın herhalde. Yalancı. Seni şaklaban seni. Ben senin yalanlarına inanır mıyım hiç? Hadi Sulina, bizi çıkar buradan artık. Lütfen. Her şeyi duydun işte. Seni belki çıkarabilirim ama onu burada tutacağım. Böylece yalnızlığımdan da kurtulmuş olurum. Hem başımda da bir erkek olur. Aa! Volkan! 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 Volkan sen neredesin bakayım? Sana söylüyorum. Dünden beri neredesin? Ne bağırıyorsun be? Uyuyorum, görmüyor musun? Ah, şuna bak. Hem suçlu hem güçlü. Dünden beri ortalarda yoksun. Arıyorum arıyorum cevap vermiyorsun. Ne olmuş yani ha? Ne olmuş, her şeyin hesabını vermek zorunda mıyım sana? Kadınsan kadınlığını bil. Biraz saygılı ol, alırım aşağı. Aa. Çekil! Neleye be? Lavaboya. Bir sakıncası mı var? Kafam kazan gibi zaten. Gidip elimi yüzümü yıkayayım. Oğlum neredesin sen? Ya valide sen de başlama dır 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 ya. Allah'ını seversen çekil. Aa, tamam hadi. Aa. Allah Allah. Ay nesi var bunun? Anlamadım ki. Bambaşka biri olmuş. Ay acaba koca bu uzaylılar kaçırıp da onu bir maçoya mı çevirdiler? Saçmalama. Simge ile aynı odada otura otura sen de delirdin herhalde. Ay kalbim pır 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 pır, pır atıyor. Ya zamanımız çok azaldı. Hı hı. Böyle hiçbir şey yapmadan bekleyemeyiz. Sulina Hanım. Evet. Burada seninle kalmayı kabul edersem, Nana'nın gitmesine izin verir misin? Olmaz. Burada yaşayamazsın. Hem sen olmadan başaramam. Belli olmaz. Belki de başarırsın. Hiç değilse böylece bir şansımız olur. Hayır. Senin burada kalmana izin veremem. Ama insan olmana bu kadar yaklaşmışken pes edemezsin. Sen olmazsan insan olmamın ne anlamı olur söyler misin? Nana ne olur şimdi bunları tartışmayalım. En azından senin için bir şans olsun istiyorum. İsteğine kavuşmalısın. Peki senin hayatın? Hı? Senin isteklerin? Benim için çok değerlisin Nana. Anla artık. Bir dakika. Sen.
Sen bu oyuncağı kendi yaşantından vazgeçecek kadar çok mu seviyorsun? Bu kadar çok istediği bir şeye ulaşamaması ne demek biliyor musunuz? Yaşamından vazgeçmek kısmına gelince, evet. Sevmek vazgeçmeyi de bilmektir aynı zamanda. Asla seni bırakmayacağım. Sonsuza dek bir oyuncak olarak kalsam da yaşamını mahvetmene izin vermeyeceğim. Çocuklar sensiz ne yapar, bunu düşündün mü? Çabuk gidin buradan. Madem birbiriniz için kendi hayatınızdan vazgeçmeyi bile göze alıyorsunuz, bu aşka saygı göstermem gerek. Öyle değil mi? Teşekkürler Sulina. Teşekkürler. Sen çok güzel bir kadınsın biliyor musun? Özellikle güldüğün zaman. Çabuk, çabuk gidin. Fikrimi değiştirmeden çabuk. Güle güle tatlı çocuk. Seni asla unutmayacağım. Ah Kurina. Ah. Neyse ki son derse yetiştik. Ah, öğretmenimiz kesinlikle ceza verecek. Revirdeydik falan deriz. Ne yapalım? Bir bebek için bu kadar uğraştığımıza inanamıyorum. Hey çocuklar, bakın bahçedeki ağaçlarda neler buldum. Ah bebeğim. Senin mi? Ne karanlık bir mağara bu. Çok tırsıyorum. Hocam, bu karışıklık için özür dilerim. Yağmur bu bebekten bir türlü ayrılamıyor. Bugün de okula getirince bu karışıklık yaşandı sanırım. Bana güvenin. Bir daha bu bebeği görmeyeceğinize dair söz veriyorum. Neredeymiş dün gece, söylemedi mi? Hayır, bağırdı çağırdı. Ay dışarıda birileriyle kavga falan edip de o yüzden mi sinirli acaba? Kim bilir? Merhaba güzeller. Bu hali ne ya Volkan? Evet değil mi ya? Ya bu takımı hiç beğenmedim ben ha. Pek conco. Evde şöyle yanarlı dönerli bir takım yok muydu ha? Yanarlı dönerli mi dedi o? Yanarlı dönerli mi? Kalbim başladı benim pır 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 yine. Dur şimdi dur evladım, bir dakika dur. Oğlum neyin var senin? Gündüz içtin mi yoksa? Ne içkisi ya? Erkek adam gündüz içer mi? Akşamcıyım ben, akşamcı. Akşamdan akşama yani. Ay! Oğlum valla sana bir şey olmuş. Aman valide ya. Evlendiğimizden beri başımızda çak. Ya bir rahat bırakmadın. Karıcımla baş başa kalayım ben ya. Ay! Acaba hep böyle mi kalsan sen? Oğlum neler diyorsun sen? Demek istemiyorsun beni. Ay valide be ya. Ya böyle ağlama modları pozlarına girme ya. Ya biraz rahat bırak bizi de baş başa kalalım ya. Karıma hasret kaldım vallahi. Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başıma? Volkan ya, sana kesin bir şeyler olmuş ama olsun. Ne olmuş ay, bana ben ya? Ben bu halini çok sevdim. Ay üstüme iyilik sağlık. Kızım yavşam hemen öyle. Hadi çok yoruldum. Önce ayaklarımı yıka, sonra eve geçelim. Bana çilingir sofrası kur. Ayaklarını mı yıkayayım? Evet. Hani bu hali daha çok sevmiştin ya, hadi. Yıkarım, ne var canım, kocam değil mi? Bu rezalete daha fazla dayanamayacağım. Ben Aysel teyzenlere gidiyorum. İsabet olur valideciğim, hadi. Çok güzel oldu. Of.
olabilecek en kötü şey oldu. Simge bir bebeği ne yaptı acaba? Gece yarısına kadar ondan bebeği almanın bir yolunu bulmalıyız. Yani. Hadi o zaman. Yani. Ya çok acıktım ya. İstersen dışarıda yiyelim, ne dersin aşkım? Niye? Sen ne güne duruyorsun? Neden boşuna para harcıyoruz he? Eve gidelim, hemen hazırla işte pratik bir şeyler. İçli köfte, çerkez tavuğu hazırlayabilirsin değil mi? He? Tarama fava falan he? Birkaç meze yaparsın artık he. Hadi. Peki. Kocacığım ya, kızmazsan sana bir şey soracağım. Sor. Ya dün gece neredeydin? Ulan hala aynı mevzu mu ya? Ulan bu kadın millete ama meraklı oluyor be. Vallahi doğru düzgün bir şey hatırlamıyorum. Demek ki alkolü fazla kaçırmışım. Hadi eve gidelim de baş başa güzel bir gece geçirelim ha. Hadi. Oh. 15 dakika sonra maç başlayacak hadi. Anne maçı hadi. Ya. Ha, ay yürü. Bağırma. Nana ve Hakan mağaraya ulaşabildiler mi acaba? Of, bu akşam hiç bitecek gibi görünmüyor. Dikkat et. Ya ben bu seyir işine alışamayacağım galiba. Bakmışla çocukların alışması da zor olmuştu. Yani biraz. Ben de. Onlardan önce gelmiş olmalıyım. Bakalım kristalleri aslanın gözüne yerleştirebilecek miyim? Çok tırsıyorum. Kristallere dokunamazsın. Gir buradan. Çok tırstım. Bana bak aslan kardeş. Bana vermedin. O sarı kafaya da verme, tamam mı? Hayır! Ona bunu yapmana izin vermeyeceğim! Olduğu çıkış kapısını bulmalıyız. Hadi. Şimdi onlar böyle bebeği Simge'den alırlar. Bu bebeği çok mu istiyorsunuz? Onu bize ver. Her şeyi biliyorum. Bu bebeğin nana olduğunu biliyorum. Boşuna inkar etmeye kalkmayın. Çok eğlenceli. Önemliymiş bu aptal bebek. Güzel gibi. Simge kızım, üzme çocukları da ver o bebeği. Nana ile ilgisi yok bu bebeğin. Hiç boşuna uğraşmayın. Bu bebeği alamayacaksınız. Onu sizin gözünüzün önünde parça parça edeceğim. Annem bu bebeği niye bu kadar saklı bilmiyorum ama çok eğlenceli. Lütfen Simge, düşündüğün gibi değil. O sadece bir bebek. Ben o bebeği çok seviyorum, o kadar. Evet, Yağmur o bebek olmadan uyuyamadığı için bu kadar ısrar ediyor. Ya. Demek bu bebeği çok istiyorsunuz, öyle mi? Evet. Tamam o zaman,
bu aptal bebeği size vereceğim. Sahi mi? Ama bir şartım var. Şart mı? Eğer makbuş pılı sınıf hırtısını toplayıp Hakan gelmeden bu evden giderse bu aptal bebeği size vereceğim. Kızım sen ne diyorsun? Bu olacak şey mi? Hem nereye giderim bu saatte? Beni ilgilendirmez. Bir tanıdığına git, köyüne git. Ama bence sen en iyisi huzur evine git makbuş. Evet çocuklar, karar verin. Bebek mi, makbuş mu? Sen tanıdığım en küçük alpli insansın. Hiç olmazsa insanım. Sizin sevgili nananız gibi oyuncak bir bebek değilim. Anne, nana bir oyuncak mı? Evet. Annem iyi değil gerçekten. Doktora gitmesi gerekiyor. Hadi. Peki gidiyorum. Bebeği onlara geri ver. Makbuş. Hayır gidiyorum. Makbuş gitme. Hayır, hayır. Gıcık. Yani. Taş aslanda bu herhalde. Kırmızı Dağ'a ulaşacağımız kapının anahtarı bu kristallerde. Tamam. Hemen alıyorum. Bir dakika. Bu çok tehlikeli. Kulina'nın söylediklerini hatırlıyor musun? Bu anahtarı ancak gerçek aşka sahip bir insan alabilir. Gerçek aşk. Bakalım kalbimde gerçek aşkı taşıyor muyum? Çocuklar yapmayın. Makbuş, yapmayın yavrum. Gitme. Hem böylece nananın kurtulacağını düşünün. Çitlenbim. Kokaracağım benim. Makbuş gecenin bu saatinde nereye gideceksin? Aman aman pek dokunaklı. Bebeği ondan alınca her şey düzelecek. Göreceksiniz. Ağlamayın. Hadi sene ya, ihtiyar cadı. Hadi. Makbuş. Ama hiç değilse bu bunaktan kurtuldum. Yaşadıklarıma inanamıyorum. Şu hale bak. Sanki bir bilim kurgu filminde gibiyiz. Yorulduysan biraz dinlenebiliriz. Hayır, vaktimiz yok. Kırmızı Dev Ağacı bir an önce bulmamız gerekiyor.
çıkamaz. Ancak Korfo gibi uçan bir yaratık çıkabilir. Sevgili Nana, ne yapalım? Buraya kadarmış. Kulina da bu sınırlarda size yardım edemeyeceğine göre işin bitti demektir. İşte şurada. Bak. Tahmin ettiğimden daha büyükmüş. Çıkabilecek misin? Bunu yapmak zorundayım. Senin için, çocuklar için, bizim için. Oğlum dikkat et. İyi misin? Evet evet. İyiyim. Boşuna uğraşıyorsun. O ağacın en tepesine çıkıp o çiçeği oradan alamayacaksın. Gelmeniz gerekirdi. Ya başaramazlarsa? Hayır hayır, bunu düşünmek bile istemiyorum. Ama Matbu'ya giderse bebeği bize vereceğini söylemişti. Öyle mi? Hiç hatırlamıyorum. Öyle bir şey dedi mi prensesim? Yok. Sen hem çok kötü hem de çok yalancısın. Seni babama söyleyeceğim. Şuna bakın hele. Beni tehdit mi ediyorsun? Bacaksız çekil şuradan. Size de ne yapacağımı çok iyi biliyorum ya. Bana asla insan olamayacak. Makbuş gitti. Şimdi sıra sizde. Hakan bir gelsin. Ben sizi nasıl yatılı okula yazdıracağımı çok iyi biliyorum. Evet anne ya. Artık şunların adası benim olsun. Hiç üzülme güzel kızım. İstediğiniz her şeye kavuşacağız. Babam bizi bırakmaz bir kere. Sen öyle san bütün şey. Al bakalım bez bebeğine ne yapıyorum. Ya yapma! Yapma, yapma ya! Nana? Neyin var Nana? Sanırım başaramayacağız. Artık yolun sonuna gel. Hayır! Bu olamaz. Buna izin vermeyeceğim. Yalvarırım dayan. Biraz daha dayan. O çiçeği alacağım. Düşündüğümden de tehlikeliymiş, yapma. Onları uyarmalıyım. Bunu denemek zorundayım. Elveda Nana. Bu iş buraya kadar. Hakan, lütfen boşuna uğraşma artık. Sana bir şey olmasına izin veremem. Hayır Nana. Sonuna kadar gideceğim. O kırmızı çiçeği senin için alacağım. Yalvarırım dayan. Yalvarırım Nana. Sensiz olmaz. Hadi Hakan, son bir gayret. Onu seviyor ve dünyada kalmasını istiyorsan bütün gücünü toplamalısın. Hadi, hadi Hakan. Hakan çok geç, bunu başaramayacağız. Sana bir şey olmasından korkuyorum. Yeter artık Hakan. Nana, biraz daha dayan. Yaptığımız her şey boşa gidecek. Hiçbir şey boşa gitmeyecek. Senin beni gerçekten sevdiğini anladım Hakan. Bundan sonra bez bebek olarak kalsam da önemi yok. Seni ilk gördüğüm andan beri çok sevdim Hakan. Ben de Nana, ben de. İnsan olmayı, en çok senin ölüme kadar beraber yaşamak, çocuklarla mutlu bir yuvamız olsun diye istiyordum, biliyor musun? Nana, o zaman benim için, çocuklar için, mutlu yuvamız için dayan. Seni çok seviyorum ve gitmene izin vermeyeceğim. İnsan olacaksın Nana. İnsan olacaksın. Seni seviyorum Nana. Seni seviyorum.
artık. Vermeyeceğim bu bebeği size. Anlamıyor musunuz? Baba, baba. Babam geldi. Aa, Şakir Bey. Size bir müjde vermeye geldim Simge Hanım. Müjde? Sonunda başardık. Nana'dan kesin olarak kurtulduk. Doğru mu söylüyorsunuz Şakir Bey? Onun sırrını biliyordunuz değil mi? Tabii ki. Ancak artık bunun bir önemi yok. Çünkü bedeninin tamamen yok olduğunu gördüm. İnanın. Mutluluktan delirebilirim şimdi. Siz mi ben mi? Artık bu pis bebeğe ihtiyacımız yok değil mi? Yok. Şoker, sana inanamıyorum. Hain, bırak çocukları. Onun bedeni yok oldu Kulina. Bir şeyler yapamaz mısın? Bak çiçeği getirdim. Artık çok geç Hakan. Olamaz. Ben onu böyle kaybedemem. Buna izin verme. Bir şeyler yap. O benim her şeyim. Kulina, yalvarırım. Yapacak hiçbir şey kalmadı Hakan. Bunu kabul etmek zorundayız. Ne olur Kulina, lütfen. Olamaz. Kulina, ne olur beni gönder. Lütfen. Yalvarırım Kulina. Lütfen. Tamam, tamam Hakan. Önce seni bir toparlayayım da. Çabuk defol evden iğrenç yaratık. Hakan! Ne yapıyorsun ya? Hakan yapma! Dur ya! Sevinci bizi kursağımızda bıraktın! Hakan! Hakan! Buraya gel! Al bakalım! Çok tırsıyorum! Simge'nin şeyde bu! Hakan'cığım sakin ol lütfen! Çabuk çocuğunu al ve defol evimden hemen! Nana'ya neler yaptığını çok iyi biliyorum! Ah ya! Ama hayatım! Sana defol dedim! Senden nefret ediyorum! Bir daha da hiç gözüme gözükme! Bu yaptığına pişman olacaksın Hakan. Nana asla geri gelmeyecek. Asla. Baba şimdi ne olacak? Artık Nana bir daha geri dönemeyecek mi gerçekten? Hayır, buna inanamıyorum. Bizi bırakma Nana. Ne olur bizi bırakma. Yine de ne olursa olsun bir şansımı denemek istedim. Getirdiğin çiçekle iksiri hazırladım Hakan. Ben de çok üzülüyorum ama elimizden bir şey gelmiyor işte. Yarın gider makbuşu getir. Hadi artık uyumaya çalışın biraz. Hadi. Hadi. Gel bakalım şöyle. Hoppa. Gel bunun içine. Al bakalım.
sensizliğe nasıl alışacağım? Seni şimdiden özledim. Mutlu son diye buna derim işte. Şimdi Nana'nın hikayesini herkes öğrendiği için dünyadaki zamanı biraz geriye almamız gerekecek. Böylece herkes yaşananları unutacak. Ah yazık, tam da Hakan. Ona sevgisini itiraf etmişken. Ay ne yapalım, buna da şükür. Sonsuza kadar dünyada bir bez bebek olarak kalmaktansa. Kızım, benden bir şey istiyor musun? Hı? Süt getireyim mi? Hayır, teşekkürler Makbuş. İyiyim. İyi o halde. Ben de yatıyorum kızım. İyi geceler. İyi geceler. Yatıyor musun Makbuş? Evet, iyi geceler yavrum. Çocuklar uyudu. Sen nasılsın bakalım? İyiyim, daha iyiyim. İlaçlarını içtin mi bakayım? Ah, şimdi içecektim. Dur, ben alırım. Sen hangi gezegendensin? Bu yaşta su çiçeği olmayı nasıl becerdin? Ben bilmem. Bana böyle güzel baktığın, benimle ilgilendiğin için teşekkür ederim. Ben hasta olsam sen bana bakmayacak mısın yani? Tabii ki bakarım. Başka bir şey istiyor musun? Hani burada yetişen bir çiçek var ya. Burada mı? Hı-hı. Yani böyle kırmızı bir çiçek. Gül mü? Hı-hı. Yaprakları hemen dağılıveren bir çiçek. Gelincik mi? Hı-hı. Gelincik. Yarın işten dönerken bana gelincik getirir misin? Zor bulunan bir çiçek. Kırlarda olur. Ama yine de ararım, söz. Arayacağını biliyorum.